Merhaba dostlarım, Terminator Resistance'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Oyunumuza bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Ana görevimiz Veris Colin. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Colin'le irtibatımız kesilmişti. Şimdi Colin'in fabrikada olduğunu tahmin ediyoruz. Fabrikaya gideceğiz. Fabrika. Los Angeles atomu yiyince Los Angeles'ından eser kalmamış. Etrafta şurada bak bir tane spider şey var, spider değil drone var. Bir tane daha var. Yok olmadan hemen şunu lootlayalım. Her yerde de bu kamyonlardan var. Kopyala yapıştır yapmışlar herhalde. Şuralardan falan geçemiyoruz diyecektim, geçtik lan, hayret. Arkasını dönsün de. El bomba satıp havaya uçurabilirim onu aslında ama el bombamı harcamak istemiyorum. Canımızın böyle dolmaması, can basmak zorunda olmamız İnsana dikkatli olmaya sevk ediyor. Şurada bir havalandırma var. El feneri çok parlak ya. Tamam, şuraya giriyor bu. Skill book. Aha. Skill puanı aldık. Skill book varmış. Şöyle bakalım bir skill puanlarımıza. 3 tane skill puanımız var. Combat. Tamam, şu birini weapon'a basacağım abi. Silahlarımız daha çok hasar versin. Backpack. Toughness. Şuna basacağım. Diğerinde fast learner'a. Tamam. Fast learner'ı çabucak maksimum seviyeye getirelim ki daha çok XP kazanıp daha çok puan, daha hızlı level atlayıp daha çok puan kazanalım. Craft abi mermiyi, tamam. Bu gelecekte geçen savaşı filmlerde hep, yani birinci ve ikinci filmde hep gece gözüyle gördüğümüz için sanki dünya bu kıyamet gününden sonra hep gecede kalmış gibi gelirdi insana. Böyle sabah sabah atmosferini görmek biraz tuhaf. Bir dakika. Evet. Şu neymiş lan? Skynet Gate.
Haritamız bura. Hadi çıkalım bakalım. Colin nerede? Colin, where are you? Can you hear me? Colin neredesin? Duyuyor musun? Sessiz ol. O şu adamı takip ediyorum. Bir işler çeviriyor gibi. Sis basmış burayı da. Ha, ne oluyor lan? Colin, talk to me, Colin. Colin. Oraya adam mıhlamışlar oraya. Colin değil mi o? Evet. Aha. Oo, Colin gitmiş abi. Jacob Rivers, marked for termination. Terminatör mü bu? Evet. Çünkü Jacob Rivers yok edilmek için işaretlendi dedi, yani yok edilmek için emir alındı. Ancak bir Terminator böyle konuşabilir. Are you all right, Jacob? İyi misin Jacob? Jacob. Hideout, sığınak. Sığınağımıza geldik. I made it out alive, but not all of us did. Colin's dead, and the stranger I saw is nowhere to be found. Bizi kurtaran adam bizi sığınağın önüne atmış gitmiş. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst, but nothing happened. Adam bizi kapıya atmış gitmiş abi. Jacob, are you awake? How long have you been sitting there? Ne kadar zamandır orada oturuyorsun? I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Çocuk tek başına. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Burada toplamaya çıkmış. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Jennifer da hastaneye gitmiş ilaç bulmaya. Bize mermi getirmiş. Bize hediye mermi getirmiş. Rifle cauterized the wound. That's why he's not bleeding. But damage to the skin made the burn prone to infection. That's what we need for him. Tamam, buradan trade yapıyoruz, evet. Buradan mal alıp mal satıyoruz. Bura dükkanın ekipmanları. Şurada bizim ekipmanlarımız. Item, chip. Chipler ne işe yarıyor? Skynet chip. Skynet chip'i nerede kullanıyoruz acaba?
Bunları satamam. Bunlar crafting malzemesi. Sadece satın alabiliyoruz herhalde. Neyse. Wow. You're really smart. Şuralara bakalım. Bir şey yok. Learned all that before the war. And thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off my student loan. İyileştim abi. Erin. Morning. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. Mark nasıl? Colin'in ölümü hakkında ne düşünüyorsun? Direnişe katılmak ister misin? Erin'in hikayesi. Önce Mark nasıl diye soralım. How's Mark doing? Not great. We barely have any medicine left. But hopefully Jennifer will bring back some antibiotics. Çok az ilacı kalmış. Durumu çok da iyi değilmiş Mark'ın. Colin'in ölümü hakkında ne düşünüyorsun? How do you feel about Colin's death? What do you want me to tell you? That I feel ne söylemek istiyorsun? Suçunu hissetmeliyim veya umursamalı mıyım? Right now I'm a little more concerned with the living than the dead. Do you want to join? Direnişe katılmak ister misin? Do you think you could help more people by joining the resistance? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Because for now, I don't think they even exist. Belki bu soruyu bana direnişe bulduğun zaman, direnişle irtibata geçtiğin zaman sormalısın. Şu an onların gerçekten olup olmadığını bile bilmiyorum, emin değilim diyor. Erin'in hikayesini soralım bakalım. No, bir şeye ihtiyacın var mı? I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now, tell me what did you really want to ask me? İyiyim diyor, kendi başımın çaresine bakarım. Şimdi bana gerçekten sormak istediğin şeyi sor. Annihilation line'ı nereden biliyorsun? How did you know about the Annihilation line? I heard the rumors like everyone else. And then like everyone else I decided to ignore them. Hakkında birçok dedikodu bulmuş, duymuş herkes gibi. When I had finished, I realized that we were surrounded. The machines killed most of us, but they decided to keep me alive. So that's how I ended up in a camp. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. I don't know. Bunlara makineler baskın vermiş, birçok kişi öldürmüşler ama bunu ellememişler. Kamplarda neler oluyor? People get tortured, experimented on, cut to pieces. I couldn't watch it first. But I şeydeymiş. Ne onun adı? Skynet'in kampındaymış. Skynet insanları insanları köle olarak çalıştırıyor arkadaşlar. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını çalıştırıyor. Like I'm carrying some sort of disease. But they're still coming to me for medicine. Bu da doktor olduğu için bunu öldürmemişler. Kamp deyince ben bunların yaşadığı kamp sandım. Toplama kampıymış. About that camp. What do you want to know? Kamp hakkında ne bilmek istiyorsun? Orada ne tür işler yapıyordunuz? Most of the time I moved bodies for disposal. Cesetleri topluyormuş. Sometimes their skin would be peeled off. Bazen cesetlerin derileri yüzülmüş oluyordu. Makineler neden bunu yapar ki? Karen was pregnant. I knew that was a one-way ticket to the grinder, so I had to plan an escape. Bunun bir tane hücre arkadaşı varmış. Karen hamileymiş. Hamile olması onun hücreden çıkış bileti anlamına geliyormuş. Yani Karen bunun hücreden çıkış bileti anlamına geliyormuş ve bu da bir kaçış planı yapmış. Şimdi derilerini soyuyor dedi ya arkadaşlar, Skynet birinci bölümde de bahsettim. İnsanlara benzeyen robotlar yapmaya çalışıyor direnişin içine daha iyi sızabilmek için. O yüzden canlı doku üretmeye çalışıyor. Büyük ihtimal o derileri de araştırma için insanların derilerini yüzüyor olabilir. Peki Skynet onun hamile olduğunu biliyor muydu? Skynet ever noticed she was pregnant? Well, we tried to keep it a secret, but when she started showing, they informed me that after the birth, I would have to kill the baby. Otherwise, they would execute the whole cage. The baby came early, and Karen died giving birth.
She didn't even get to see her child. I had to take action. Me and one other prisoner took the child, and we got to the disposal room, where we covered ourselves with dead bodies. Then we just lay there, waiting for them to throw us out. And they did. They dumped us outside the camp, ready for the grinder. Karen doğum sırasında Skynet'in bebekten haberi varmış. Tabii Skynet demiş ki bebek doğar doğmaz bebeği öldürmelisin demiş buna, Erin'e. Karen doğum yaparken ölmüş, bebeğini hiçbir zaman görememiş. Karen da bir arkadaşıyla birlikte bebeği almış. Ondan sonra disposal, yani atıkları attıkları odaya girip kendilerini ölü cesetlerin arasına saklamışlar ve Skynet bunları diğer cesetlerle birlikte Grinder dediği şey, yani bunları herhalde yok edecek makinenin makineye götürmek üzere kampın dışına atmış. Hala Annihilation Line'ın gerisinde miydin peki? Were you still behind the Annihilation Line? Yes. We couldn't find anyone for days. We thought we were the last of the human race. Just the two of us and a baby girl. We ran to protect her. But deep down, we were preparing for the worst. Anyway, you're healthy, right? And your bones don't look broken, so stop bothering me. Sonra bunlar orada bebekle birlikte kaçmayı başarmışlar. İlk başlarda hiçbir insana rast gelmemişler dışarıda. O yüzden de hayatta kalan tek insan biz miyiz acaba dışarıda diye düşünüyorlarmış. Hey, you're off again. Laura. I'll see you later. I'm gonna stay here and help Erin. Tamam, sen burada dur. Sonra konuşuruz diyor. Şimdi işi varmış. Şu bizim topladığımız zerzavatı nasıl satacağız ya? Bunları satamam. Bunlar iki tane mi var lan? Aynen, şunu satarım mesela. Onu sattık. Pompalı da varmış. Ama şu an envanterimde pompalı için yer yok. Belki dışarıdan pompalı buluruz şimdi. Para vermeyelim abi. Bir tane yetenek puanımız açıldı. Onu da hemen şuna basamıyorum. Level 12 gerekiyormuş. Toughness, can, dayanıklılık, crafting 2, lockpick 2, combat, weapon, stealth, explosive. Şu weapons'a basalım. Okay, now sit. Roll over. Patrick, fetch. Ne yapıyorsun abi? Jacob, thank you for finding him for me. Beni bulduğun için teşekkür ederim. I promise ederim. I'll take good care of him. Now, what should I call him? Şey, köpeği bulduğun için teşekkür ederim diyor. Köpeğe ne isim verelim? Max, Wolfie, I don't know. Bence Wolfie diyelim ya. Wolfie? I don't know about that. O zaman kendin ver abi. Beğenmedi bizim verdiğimiz ismi. Ryan. You wanted to talk to me? First of all, thank you for bringing me that toolkit. That bus should be ready in no time. Good to see you finally turn the corner. I wanted to talk to you. I'm starting to get worried about Jennifer. It's been a while since she left, and at my age, I try to worry as little as possible. If you see her out there, send her back, okay? Ryan'ın hikayesini dinleyelim bakalım. Do you remember Judgment Day? Kıyamet gününü hatırlıyor musun? That's right. I'm that old. Hatırlıyormuş. My memory ain't as good as it used to be. However, there are some images that stand out in my mind. My brother Tucker hitting on this lady guard, or people covered in mud. But for the life of me, I can't remember the name of that band. Kardeşin mi var? You have a brother. I did. Older brother. Well, he was a ladies man. We didn't have tickets to the concert, but he knew how to charm a lady. Obviously, she let us in. Well, him. I tagged along like I always did. Yeah, it was one of those outdoor festivals. When we got in, we decided to climb this metal tower to get a better view of the stage, you know. So as we're watching this band play their hearts out, we see a burst of bright, ugly light.
I went blind for a while. Konseri daha iyi izleyebilmek için büyük binalardan birine tırmanmışlar ve o sırada atom bombasının ışığını görmüşler. Couldn't you look away? Well, there's no escaping it. Ondan kaçış yoktu. Gökyüzü yandı. Like every peak and ridge is a nearby mountain range. Something only a nuclear bomb could do. My bloodshot eyes, the only other thing I could see clearly was people below me being crushed. The tower we were clinging onto started shaking. Adam atom bombasından sağa çıkmış. Finally gave in after the shockwave from the explosion. I closed my eyes and it started falling onto the people below. What am I thinking of? I'm usually a lighthearted guy. Why don't we talk about something more positive? Oh, God, I remember the name of that band now. It was Captured by Robots. Gittikleri grubun adı da, konserine gittikleri grubun adı da Captured by Robots, yani robotlar tarafından ele geçirilenler. Neden daha pozitif şeylerden konuşmuyoruz diyor, moralimizi bozmayalım. How's that bus coming along? I'll make a run again, don't worry about it. Otobüs tamir etmiş. Besides a couple of rusty rotors, it's got a whole lot of character. Canavar gibi çalışıyormuş. Question is, where do we go from here? Peki asıl soru şu, şimdi nereye gideceğiz? Bakalım bir questlerimize. Bir tane ana görevimiz var, Hospitality. Şimdi hastaneye gideceğiz arkadaşlar. Direniş grubuna ait hastanede kanıtlar olabileceğini bulmuştuk birinci bölümde hatırlarsanız. Evet, hastaneye geldik. Haritamıza bakalım. Kim bu, Jennifer mı? Beni korkuttun, arkamdan gizlice gelme diyor. It's bad enough with those creepy noises. What noises? Every once in a while there's this unbearable scream coming from that hospital. We need to see what's going on. Let's move. Herkes hastaneden garip grup seslerin geldiğini söylüyor. Gidip bir bakalım diyor. Let me. Picking locks is kind of my thing. Hadi aç bakalım. Voila. Oh jeez. Looks like a silverfish got him. They're every scavenger's nightmare. Ooh, look. This poor guy is still holding a sound decoy. Sound decoy? You resistance guys just shoot at everything that moves, don't you? Silverfish are sensitive to noise. So before it pops up from the ground and starts chasing, you throw a sound decoy. It'll draw any nearby silverfish away. I guess you can take it. Silverfish dediği bir robot herhalde. Sese duyarlıymış. Did you hear that? That's a sound I was talking about. I don't think you should go any further. And what about you? I have to go. Bu sahte ses yaratan ses bombasını atıp Silverfish'i peşimizden uzaklaştırabilirmişiz. But Aaron wanted me to find some antibiotics for Mark. I know I'm not making it easy on you, but if you're in there and you find some, we would really appreciate it. I'll see what I can do. And remember that your gun won't do you any good against Terminators. So when you see one, do what I do. Sneak past them. I'll be waiting for you at the hideout. Take care. Tamam, şimdi... Bir de yan görevimiz var arkadaşlar. O da Erin için antibiyotik bulma. Aslında Jennifer'ın göreviydi ama Jennifer bize kilitledi görevi. Kendisi kampa geri döndü. Şuradan şuraya sound decoy'u yerleştirelim. Şey diyor, her gördüğün terminatörle diyor çatışmaya girme. Etraflarından sessizce dolan kaç diyor.
Şu yerdekiler Silverfish herhalde. Right now you need to start answering some questions. There will be a time for that, but right now you need to help the people inside. As for Colin, there was nothing I could have done. It was either him or you. And it couldn't have been you. Hello? Yerin altında gömülü şeyler. Silverfish denen robotlar herhalde. Aklıma şey geliyor benim, böyle yılan gibi. Terminator çizgi romanlarında yılan gibi robotlar vardı şeyde, Salvation'da. Silverfish var bak burada. Evet. Silverfish. Yandan sessizce geçemiyoruz abi, tespit ediyor. Öldürebilir miyiz acaba? Aynen öldürdük ya. Yılan gibi bir şey bak. Yılan değil de daha çok armadillo'ya benziyor. Tamam ya, kolaymış. Neyse dur, sound ikonumuz dursun, belki üstümüzde çullanırlarsa. Bir yerde çıkmış. Hospitality. Hastanenin girişi nerede abi? Harita burayı gösteriyor ama. Şey yokmuş burada da ya. Aha. İleride spider bot falan var. Her yer şey dolu. Hastanenin girişi burası sanırım.
Her yer Silverfish dolu. Craftlayalım bakalım. Şundan craftlayalım abi. Tamam, başka da bir şeye gerek kalmadı zaten. Hastaneye geldik. Büyük ihtimal buralar medkit doludur. Hacking device. Hacking device aldık. Şimdi Skynet'in terminallerini ve taretlerini ekleyebilirmişiz. Hastanenin girişi bura değil, şura. Bak bunu kaçırdık, gördün mü? Canımı yarıya indirdi. Nerede patladı o? Bazıları patlayınca yok oluyor ya. Cık, ne kadar korkunç ya. Bağır çağrı sesleri. Duvarı patlatalım. Medkit falan konusunda oyun bayağı cömert. Bir dakika lan, bura çamaşır yıkama yeri değil mi? Hastanenin çamaşırhanesi mi? Burada ameliyathane ne geziyor? Dişçidir belki de. Burada bir de şey var, market mi dişçi mi anlamadım. Şuna bir el bomba sallayacağım. Al sana düşman bomba. Ölmedi lan eleman. Yok. Ses bombasını geri koyalım. Şimdi bir atalım bakalım ne çıkacak. Oo.
Gördün mü? Hepsi ses bombasına gidiyormuş. Hepsi ses bombasına gidip patlıyorlar. Skynet zalim yapay zeka ya. Böyle yapay zeka olmaz olsun abi. Bu nasıl bir yapay zeka? Aha, taret var. Tareti nasıl ekleyeceğiz acaba şimdi? Arkasından mı? I wonder if I could control those turrets with the hacking device. Taret doğru lan bura. Arkasındandır belki. Bakayım bir arkasına geçmeye çalışalım. Evet, arkasından. X-Kinet device you to move your recon right side on the screen while allowing firewalls. Tamam. Of. Hackledik. Eleman şimdi bize çalışıyor artık. Ah. Bu hack sistemi başka bir oyunda daha vardı. Şuralara bakalım. Antibiyotik bulmamız gerekiyor. Aha, burada var antibiyotik. Aaron will appreciate that. Combat stimulants. Ekstra güç veriyormuş bunlar bize. H'ye basarak kullanabiliyormuşuz. Combat stimulants. Tamam, yan görevi tamamladık. Bir tane skill point'imiz var. Point'imiz var. Onu da hacking'e vereceğim. Lock picking 2'ye verelim. Ya da dur, hacking'e verelim. Hacking geri kalmasın. Ne burada var bak. Aman abi aman. Çatışmaya başladı bak. Aslansın lan. Örümcek var. Örümceğe yakalanmadan tareti hackleyebilirsek.
önce geçsin. Yok bir şey abi, git. Örümceği sana vurayım da gör. Kaç lan kaç. Örümcek gümüledi. Örümcek gümülememiş. Tamam, şimdi gümüledi. Diğer tareti gümületmiş. Taret bizim tarafımıza geçti mi? Dayanıklılaşıyor herhalde. Aynı tareti ve bir de şeyi örümceğe, örümcekle başa çıktı. Gerçi örümceğe bir şey yaptık ama. Yine de her ikisine dayandı. Ölen insanlar. Skynet bunları herhalde böyle şey yapmış. Ceset torbalarına koymuş. Geliyorum abi, bekle. Maria'ya mektup yazmış bu da. Onlar geliyorlar. Onlar dediği robotlar. Daha hiç karşımıza Terminator çıkmadı arkadaşlar, fark ettiyseniz. İşte. Al sana Terminator. El fenerimi görmedi yalnız. Who's from the resistance? The others have to be here too. Direniş askeri. Diğerleri de burada olabilir diyor. Ne kadar şeymiş ha. Bu Terminator'un var ya, Outlast gibi falan bir korku oyununu yapsalar adamın altına yaptırır. Al sana reis. Çatışsak dur bakalım. Mecbur çatışacağız. Oo, hiçbir şey olmuyor lan. Weapon ineffective diyor. Silah işlemedi elemana. T-800. Skynet plazma silahı var elinde adamın. Ben bomba atabilsem keşke, de atamıyorum. Thank you.
Elemana mermi işlemiyor ya. Dur bakalım, bomba deneyelim. Al sana Hacı Bekir lokumu lan. Kolu koptu ama. Silahı taşıyan kolu koptu. Nasıl halt edeceğiz bunları ya? Yanlarından sıvışacak mıyız acaba? Elemanın kolu koptu abi. İkinci bomba işe yaramadı nedense. %34 canı kalmış. Tamam, şimdi ikisine ben bir Hacı Bekir lokumu atayım da. Hasta la vista baby. İkisi de gitti herhalde. Yok lan, biri gitti biri duruyor. Hasta la vista baby diye achievement açıldı. 48 canı kalmış bunda. Bunlara herhalde sadece plazma silahı işliyor. Bir de el bombası. Tamam. İki bombam kaldı ama. Bizim standart silahlar işlemiyor adamlara. Belki de vurmamız gereken bir yeri vardır. Hassas bir noktası vardır belki. Zaten filmde şeydi. Direnişçiler bunları öldüremiyordu. Bunları öldürmenin yolunu John Connor bunlara öğretiyordu. Direnişin lideri John Connor. Ondan sonra direnişçiler, insanlar Skynet'e karşı üst üste zaferler kazanıyorlardı. Yok olmanın eşiğinden dönüyorlardı. Bu nereden portladı lan. Hadi. Şuraya gideceğiz. Eleman gitmiş, tamam. Çıkabiliriz. Geliyor. Olan biri. Biri beni görür gibi oldu.
Gece görüşündeyken yavaş yürüyelim diye yapmışlar ki gerilimi artırsın. Aha, direniş askeri. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? The whole division went silent. It was wiped out. I'm the only one who survived and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us out of here. Tamam, senin komandayla buluşturabilirim ama önce buradan beni çıkarman lazım. The main generator. Overload it and turn off the laser grid. Understood. And Rivers, destroying that generator will make a lot of noise. So in case we get separated, where are you stationed? Just south from here. Okay, we'll find you. Baron will want to meet you. Now go and watch out for those metals. Tamam, şimdi buraya elektrik sağlayan jeneratörü havaya uçuracağız. Ondan sonra eleman dedi ki arbedede ortalık karışabilir. Seninle işte dışarıda güneyde buluşuruz. Komutan seninle tanışmak için can atacak. Yeni madalyalara hazır ol dedi bize. Bir tane de taret var. Lan keşke bir de görünmezlik yeteneğimiz olsaydı. Şimdi tarihte hacklerim, bunları birbirine düşürürüm ben. Şu eleman gitsin. Nereye gidiyor lan? Turret artık bizim. Turret. Of, yok etti lan. Helal sana. Backpack full. Ha bak, silahı alabiliyoruz adamın elinden. Dur. Ama şunları da atamayız ya. Şunu atalım. Skill puanım da yok ya. Şimdi ne güzel plazma silahını ele geçirirdik. Yara dur, daha atar alırız. Daha çok Terminator öldürürüz. Seni de hackleyelim.
Ah, acele etme. Şu an nereye giriyormuş? Skynet nasıl kurmuş bunu buraya? Eli yok, ayağı yok adamın. Robotlara mı kurduruyor, ne yapıyor? Köle insanlara da kurduruyor olabilir. System overload. Patlama. Şuraya girelim. Birazdan bura gümleyecek. Çatışa durun. Of, helal lan, helal. Taretler hepsini yedi. I'm on my way out. Ya şu müzik adamı çok geriyor ya. Skynet asker yolluyor. Nasıl çıkacağız lan buradan? Adamlar buraya geliyor abi. Zalim Skynet. Daha önce hacklediğim taretler bunları halleder umarım. Vallahi patır patır döküyor ha. Helal lan, helal. Allah'tan hacklemişim o taretleri. Koş. Eleman tareti patlattı. Burada da bak, bir tane nöbet. Ne biri, iki tane nöbetçi bırakmışlar. Umarım görmez. Nereye gideceğiz? Şuraya. Kaç tane var? 4 tane var abi. Hunter Killer da geldi.
Skynet indirmiş buraya askerleri valla. Şuradan çıkalım artık ya, gerildim. Evet, oh be. Sığınağa geri dönüyoruz. Sığınağımıza geldik şimdi. Oh thank God, you're finally here. How did it go? Sonunda buradasın Tanrı'ya şükürler olsun ki. Askerleri buldun mu? I helped them buldum. Escape from that hospital. Hastanenin kaçmalarına you yardım ettim. You don't give up on your people, do you? I like that. So what now? İnsanlar asla yalnız bırakmasın değil mi? Bundan hoşlandım. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them. İşçiler. I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it, but she was just as worried as I was. Jennifer'ın hikayesini dinleyelim bakalım. Erin içeride bizi bekliyormuş. Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry. That was a bad joke. I tend to do that when I'm stressed. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry. Don't mind me. Babanla ikiniz yakın görünüyorsunuz. Seems you were very close. As close as could be. Yakınmışsınız gibi. You taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, Welcome, on the side of our house in Pasadena. So he said, I bet you can't spell that. And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Not at all. That was very clever. Çok akıllıca. Yeah. He was always full of bright ideas. Thanks for... trying to make me feel better. After Judgment Day, my dad turned our house into a safe haven, a home for everyone who'd lost theirs. We were like a family with an endless supply of uncles and aunts. I guess my father wanted to help with the war. We never really used guns, so the only thing we could do was to help others in need. Kıyamet gününden sonra babası evlerini bir böyle şeye çevirmiş, insanlara yardım ettikleri bir yere çevirmiş, isteyen herkes gelip kalabiliyormuş. Seems like he helped a lot. Görünüşe göre o birçok insana yardım etmiş. Right till the very end. Anyway, it was actually really cool. Everybody loved him, and he loved having them around. I think it's because he always had a brand new audience to listen to his bad jokes. He had this really terrible one. He'd walk into the room and ask if anyone had seen his remote because his team was playing. They always laughed at it. I'll never understand why. Babası kötü bir şakacıymış. Bir gün odaya girmiş. Kumanda, televizyonun kumandasını gören oldu mu? Takımımın maçını kaçıracağım demiş ve herkes ona gülmüş. Ve neden güldüklerini asla anlamayacağım diyor. Vasil Sivertson, baban bir spor fanı mıydı yoksa? Sounds like a champion of dead jokes. En iyi baba baba şakaları yapan kişilerin şampiyonu olmalı senin babana. Sounds like a champion of dead jokes. He may have coined the term. I was begging for him not to find a whoopee cushion on a scavenger hunt. He'd literally get a heart attack from the excitement. Look at me yapping. I'm sorry, you probably have enough on your plate. Anyway, thanks. It's really nice to have someone to talk to. Bunda babasıyla sorunları varmış işte. Eskiden babası ölmüş gitmiş zaten. Erin nerede? Erin, evet. No need to worry. I'm fine. Who said I was worried? I've been thinking a lot about it. Erin de çok sert bir abla ya. I've decided to join the resistance. I'll do more good there than here. I'm glad to hear that. Direnişe katılmaya karar vermiş. I just hope you're better supplied over there than we are. Eğer bir gün Speaking of which, olursa, I see katılacağım you've got diyor. Those antibiotics I asked for. Good. Now I can call Ryan off. I asked him if he brought a shovel with him.
If you think that was too morbid, he said that after Judgment Day, digging graves was one of the few things he actually got better at. Tamam, bunu da tamamladık. Şu şeye bakalım bir. Dıt 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 dıt. Güzel. Çantamızı biraz geliştirelim. Birinde stealth'e basalım. Dinlenelim bakalım biraz. Birkaç gün sonra. Jacob, come upstairs. Jacob, yukarı gel. Görmen gereken bir şey var. Into the Storm. Evet dostlarım, ikinci bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde kaldığımız yerden Terminator Resistance'a devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.